Fransız gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yaşadıkları ülkelerde sandık başına gitti. Yaklaşık 100 bin Fransız vatandaşının yaşadığı İngiltere'de konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluştu. Yurt dışında yaşayan Fransızların ana gündemi de Avrupa Birliği oldu. Eğer adaylardan biri iktidara gelirse Fransa Avrupa Birliği'nden ayrılacak ve ben de bunun olmasını istemiyorum. Bu nedenle vatandaşlık görevimi yaptım. Ülke dışında yaşayan 1,5 milyondan fazla Fransız cumartesi gününden itibaren konsolosluklarda oy kullanıyor. Rusya'da bulunanlar da Moskova'da sandığa giderek iki aday arasında tercih yaptı. Sadece İngiltere ve Rusya'da değil, Uzak Doğu ülkesi Vietnam'da da sandıklar açıldı. Konsoloslukta oy kullanan bir Fransız yetersiz istihdamdan yakındı. Vietnam'a geldim tabii ki ülkeyi keşfetmek için ama ana neden iş bulmaktı. Çünkü Fransa'da çalışacak bir iş bulamadım. Konsolosluklarda kullanılan oylar sayıldıktan sonra sonuçlar Fransa Seçim Komisyonu'na iletilerek ülkede kullanılan oylar ekleniyor.